Herkese merhaba. Bugün size memede kistlerle ilgili bir sunum yapmaya çalışacağım. Herkes kis diyor. Peki bu nedir bu kis? Bu kadından korkulu rüyası olan, herkesin dilinden diline dolanan kis nedir? Aslında bu kis dediğimiz olay memede küçük su kesiciklerin olmasıdır. Tabii bazı durumlarda bu kistler çok büyük ve ağırlı olduğu için hastalarımız genellikle bunun kanser olduğundan şüphelenip koşa polikliniğe başvururlar. Yalnız şunu biliyoruz ki kistler hiçbir zaman kanserleşmez. Ama bunu söyleyebilmek için de öncelikle yaş grubuna göre yine değişmekle beraber 20 ile 40 yaş arasında bir meme ultrasonu yapmak lazım. Meme ultrasonunda şüpheli bir şey yoksa, yani görüntüde kanseri düşünecek bir durum yoksa, o zaman o kiste eğer hastayı çok rahatsız ediyorsa, çok büyükse, bunu biyopsiyle içini boşaltabiliriz. Bunu söyleyebilmek için tabii yine yıllık rutin taramalarımızı yapmamız gerekir. Peki hangi hastalar, hangi durumlarda biyopsiyi tekrar etmek gerekir? Eğer 3 defa biyopsi yapmamıza rağmen 3 defa kist yeniden oluşuyorsa, kanlı bir akıntısı varsa, içinde solid komponent dediğimiz tümörü düşünecek bir oluşum varsa, bu hastalara biyopsiyi tekrar etmek gerekir.